Evet arkadaşlar, dün size olanları anlattım. Bugün çok güzel mesajlar yazmışsınız. Allah razı olsun hepinizden. Anahtarımızı aldık, kontratımızı yaptık. Allah'ım inşallah pişmanlık vermesin diyorum. Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin. Eşime de, herkesin görevde olan eşlerine de sağ salim bir şekilde gelmeyi nasip etsin. Dün de söyledim, yine söylüyorum. Bir tarafım çok mutlu, bir tarafım çok üzgün. Suratımı görüyorsunuzdur. Yine sivilcelendim böyle stresten. Şimdi kapının girişinden itibaren sizlerle birlikte boş ev turu çekelim. İnşallah Allah nasip ederse dolduğu zaman, yerleştiği zaman tabii ki de güzel bir ev turu çekeriz. Hadi çekelim bakalım evimiz nasılmış, beğenecek misiniz? Benim çok içim esindi. O zaman gezelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, boş ev turuna hazır mısınız? Böyle girdik, kapıyı kapattık arkadaşlar. Şurada hemen ayakkabılık yeri var. Bizimki uyuyacak gibi gözüküyor inşallah. Böyle girdiğimiz gibi hemen burada mutfak var. İlk olarak mutfaktan başlayayım. Şurada dolap yeri var. Sanki benim dolabım sığmayacak gibi. Neden sığmayacak gibi? Şu kirişten dolayı. Olmazsa diyoruz, nasıl olsa bu cam açılmıyor. Sadece burası açılıyor. Birazcık daha öne gelir. Dolaplar çok böyle hani fazla değil. Mutfak çok büyük değil ama bize yeter diye düşünüyorum. Ankastre set var. Şöyle Siemens'in. Yakından göstereyim. Çok iş var tabii gördüğünüz gibi. Bunların jilatinleri falan böyle çıkartılacak. Şu an onları hiç ellemedik. Buraya fırın koymamışlar, bilmiyorum ev sahibiyle bir konuşacağız ama koymazsa da sıkıntı değil. Oraya elektronik aletlerimi koyarım. Şöyle çekmeceleri göstereyim. Dolap az ama içleri geniş arkadaşlar. Bunlar küçük de bakın. Şöyle. Yine burası da aynı şekilde. Bunlar birazcık küçük. Ama şunlar bayağı bir geniş. Bakın üst de öyle, alt da öyle. Aynen burası da. Kuş yuvasına falan da koyduğum için bana yeter diye düşündüm. Tam gösteremiyorum. Şimdi manzarasına gelelim. Burası balkon. Balkon çok büyük değil ama yine ufak bir masa sığar. Şurada bir yeri var. Evet, manzarası çok çok güzel. Yalnız deniz kapkara olmuş. Ben de sizlerle birlikte görüyorum. Burada yine kombi yeri var. Şimdi içeri girelim. Şuraya masa gelecek. Aynen buraya. Şimdi buradan çıkıyoruz. Salona gidiyoruz. Salon da geniş. Allah'tan masam falan yok. Rahat sığar diye düşünüyorum. Bir tek tülüme korktum. Şöyle alalım. Tül inşallah, ben hani büyük gelir zannediyordum ama camı görünce şimdi sanki küçük gelecek gibi ama demin ablamlarla diyoruz televizyonu buraya mı koyalım yoksa bu tarafa mı koyalım, bu şekilde badana yapmışlar zaten ama malum inşaat pisliği olduğu için çok iş var. Ben evin inanın her şeyden çok manzarasını çok beğendim. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Buradan çıkıyoruz şimdi. Evet, şimdi çocuk odasına geçelim. Burası kızımın odası olacak inşallah. Yine burası da böyle manzaralı. Evet, burası da bu şekilde. Şu an hani nereyi nereye koyacağız tam bir plan yapmadık. Hemen karşı tarafta banyo var. Işık açamıyorum. Elektrikler daha açılmadı. Böyle göstereyim. Bu şekilde dolap var. Bunlar çok hoşuma gitti. Kapıyı kapatmayayım da net görün. Ya böyle boş çekiyorum. Temizledikten sonra, tabii ki de yerleştikten sonra ev turu çekeceğim. Hiçbir şekilde eşya falan almayacağım. Çünkü bir sene mi oturacağım, 2 sene mi oturacağım belli değil. Burada duşakabim var. Banyoda gayet geniş. Evet, banyoda böyle arkadaşlar. Bakın kapılarda daha jilatinler bile duruyor. Şimdi son olarak yatak odası kaldı. Evet, son olarak yatak odasına da bakalım. Yine söylüyorum, böyle çok büyük, çok geniş bir ev değil ama bize yeter.
Benim de zaten biliyorsunuz öyle masaydı, konsoldu, o tarz eşyalarım yok. Yatak odasına tül diktirmek zorundayım tabii ki. Buraya uyduramayacağım gibi gözüküyor ama karşılarda evler zaten şöyle, altlarda sadece. Evet. Buranın da böyle rengi vizon rengi gibi. Buranın da karşı duvarı böyle sütlü kahve gibi. Diğer tarafları böyle arkadaşlar. Yatak odası da bu şekilde. Burada ebeveyn banyosu var. Yine karanlık, şöyle göstereyim. Buraya makine yeri yapılmış. Yine burada dolaplar var bu şekilde. Şöyle açabiliyor muyum? Evet. Böyle yine malzemeleri koymak için aynalı dolabı var. Bu da güzel. Biz şimdi hem eksiklerine bakıyoruz. Ona göre tamamlayacaklar. Şöyle alayım burayı da. Evet, ebeveyn banyosu bu şekilde. Hatta bir ara dedik ki burayı iptal etsek, fazlalık eşyalarımızı mı koysak? Böyle bir kararsızız. İçine girdikten sonra her şeye karar vereceğiz. Evet, temizlemesi biraz zor olacak. Malum inşaat pisliği. Yozgat'ta ilk taşındığım ev de böyleydi. Sıfır evdi. Çok canım çıkmıştı. Burada böyle bir günlük temizlemek için arkadaş alacağım da oradan sanki su mu gelmiş onu da göstereyim ben eniştemlere. Eşim de eniştem şimdi diğer eksiklere bakıyorlar. Ona göre tamamlanacak. Ev böyle arkadaşlar. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Dediğim gibi hani mutfak, evet, daha böyle geniş olsaydı daha güzel olurdu ama sonuçta kendi evim değil. Bir de bir tek şurasını sevmedim. Mesela şuraya böyle dolap yapılabilirdi. Bilmiyorum neden orayı öyle açık bırakmışlar. Kabusum siyah, hiç istemiyordum ama nasip, Siemens olması güzel. Genelde Siemens'in ürünleri güzel oluyor. Şunu gösterdim mi hatırlamıyorum. Burayı da böyle çekeyim. İçleri Allah'tan dediğim gibi geniş. Ama çok iş var. Gerçekten çok iş var. Yeni evimiz böyle. Şimdi evden sonra size otoparkı çekeyim. Bayağı kocaman. -4'te otoparkı var arkadaşlar. Zaten Zonguldak'ın, hani ismini vermeyeyim, güzel bir sitesi. Şöyle kamelyaları var. Ben de vallahi bugün indim, hiç inmedim. Daha önce bakma fırsatım olmadı. Sauna, bir de ne dediler? Hamam falan da varmış ama inanın onlar nerede bir fikrim yok. Hiç bilmiyorum. Böyle. Buraları da yine aynı şekilde araba park ediliyor. İçeriye de böyle araba park ediliyor. Güzel yani, içimizde de sindi. Allah'ım inşallah güle güle, sağlıkla, huzurla, eşimle, çocuğumla oturmayı nasip etsin diyorum. Burada da böyle, buradan çıktık zaten. Evler de aynı şekilde böyle. Ne deniyordu bunlara? Ay vallahi unuttum şu an, kusuruma bakmayın. Bizimkiler şuradalar, gideyim yanlarına. Daha inşaat bitmediği için buralar tam düzene girmemiş. Şöyle daha yakından göstereyim. Çiçeklendirmeye falan yeni başlamışlar. Daha bayağı bir boş var. Çünkü yeni bina, söylediğim gibi tamamen dolu değil. Ama buralara inip oturmak bile bence çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Geliyorum. Evet. Elektrik su saatlerini kontrol ettik. Dediğim gibi sauna, hamam varmış ama onları daha bulamadık. Önemli de değil yani. Eniştemle eşim şimdi yukarı doğru çıkıyorlar. Kızlarla biz de gidiyoruz. Tam olarak bizim ev nerede kalıyor şu an bilmiyorum tabii ki ama gördüğünüz gibi yarısı dolmuş, yarısı boş bir şekilde arkadaşlar. Böyle detaylı bir şekilde çekmeye çalıştım. Yerleştikten sonra çok daha detaylı, Allah kısmet ederse, çekerim. Tam da karşıda böyle bayrağımız dalgalanıyor. Şöyle parkı da var. Duru kuşla Azra geldiğinde oynarlar. Aletler de var gördüğünüz gibi. Bayağı yüksek bir bina.
Evet arkadaşlar, bugünkü videom sırf ev turu oldu. İnşallah yeni evimi beğenmişsinizdir. Bakın, ben hiçbir plan yapmadan buraya geldiğim için, ev tutma gibi bir planım da olmadığı için başka hiçbir eve bakmadım. Bu ev çok içime sindi. Manzarasını çok beğendim. İçini çok beğendim. Ha, birazcık küçük söylediğim gibi ama ben kızımla kalacağım. Bize yeter de artar. Bir arkadaş demiş ki siz zaten baştan beri Zonguldak'ta kalacaktınız. Ağrı'ya gitmeniz falan yalandı gibi bir şey söylemiş. Gerçekten öyle bir şey olsaydı ben zaten aylar önce Zonguldak'a gelirdim. Evimi tutardım. Her şeyimi ayarlardım. Bakın kaç gün oldu, biz nakliyeyi bile daha ayarlayamadık. Eşim gidecek, nakliye şirketini eniştem ayarlayacak. Eğer bulabilirse bulacak, bulamazsa Barış oradan ayarlayacak. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben Zonguldak'ta kalacak olsam zaten söylerdim. Ben kime ne yalan söyleyebilirim ki? Böyle bir şey olabilir mi? Ben ciddi ciddi Ağrı'ya gidecektim ama hala bunu algılamayan, anlamak istemeyen arkadaşlarım var. Ben de kimseye hiçbir şey anlatmak zorunda değilim. Evet, Zonguldak'ta kalıyorum. Söylediğim gibi ani bir karar. Buna isteyen inanır, isteyen inanmaz. Artık insanları ikna etme çabasından vazgeçtim. Bir de bu arada ben bir sene eşimden ayrı kalacağımı anlayan arkadaşlar var. Bir sene kolay geçer demiştiniz. Öyle değil. 2 sene ayrı kalacağız. Eşimin Ağrı'da görevi 2 sene olacak. Ağrı'ya gitseydim, yarın üniversite sınavını kazansaydı 1 sene kalmış olacaktık. Ben onu demek istedim ama yanlış anlaşılma oldu sanırım. Bugün de böyle yazan çizen arkadaşlarım oldu. Ama artık dediğim gibi hiçbir şey söylemek istemiyorum. Benim kalbimi Allah biliyor. Benim niyetimi Allah biliyor. Bu bizim kararımızdı. Birçok arkadaşım da yazmış, kararınıza tabii ki de saygı duyuyoruz diye. Allah razı olsun, çok güzel yorumlar aldım. Umarım evimi de beğenirsiniz. Gerçekten benim içime çok sindi. Allah'tan bir şey çıkmazsa çarşamba günü annemlerin görevlisi 2 tane arkadaş bana yardıma gelecekler. Ev güzel temizlenecek. Ondan sonra da inşallah bakalım eşya ne zaman gelirse bayrama kadar eşyayı almak istiyoruz. Tabii ki oraya da taşınan arkadaşlarımız olacak Yozgat'a. Birkaç işi var, kornişleri falan takılmadı. Bu arada söyledim sanırım ki videolarda anlamışsınızdır. Ev sıfır ev. Zonguldak'ın güzel bir evi, merkezi bir yerde güzel bir ev, yani ben çok beğendim. Böyle yani sizlerle de ev turumu paylaşmış oldum arkadaşlar. Yorumlarınızı yarın merakla bekliyorum. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu çok uzun bir video olmadı. Sadece boş ev videosu oldu. Yerleştikten sonra da inşallah yine çekmek nasip olur. Lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bu arada pazartesi günü eniştemle beraber elektriği, suyu, doğalgazı açtırmaya gideceğiz. O işlerimiz de var. Evet arkadaşlar, yorucu ama bir o kadar da güzel günler inşallah bizi bekliyordur. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun desteğiniz için, yorumlarınız için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın tekrar inşallah buluşuruz diyorum. Sizleri seviyorum. Zonguldak'tan sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.